Sayın seyirciler, iyi akşamlar, iyi pazarlar. Bir Canan Barlas'la gündem programı daha başlıyor. Bugünkü konularımız tabii İsviçre. İsviçre gündemde. İsviçre bunu niye yapıyor? Niye bu provokasyonlara alet oluyor? Onu anlamaya çalışacağız. İsviçre dedik, İsveç. Çünkü İsveç, şimdi İsveç'te bir hükümet değişikliği oldu. Bir önceki hükümet hakikaten NATO'ya girmek istiyordu. Fakat bu hükümet değişikliğinden sonraki gelen hükümet belli ki NATO'ya girmek istemiyor. Yani NATO'ya girmek isteyen bir ülke böyle bir şeyi yapmaz. Çünkü İsveç'in kanunlarına göre de istese polis bu eylemleri durdurabilir. Tabii altılı masa var. Altılı masanın bilmeceleri var. Aday çıkacak mı, çıkmayacak mı, kaç tane çıkacak, gizli ayakları nedir onları konuşacağız. Bir de tabii Davos toplantısı var. Davos toplantısında da ilginç şeyler olmuş. Davos toplantısını eskortlar basmış ve bir tanesi itiraflarda bulunmuş. Konularımız bunlar. Şimdi Canan Barlas'a gidiyoruz. Canan Barlas'ın gündemini bir alalım. Evet, geliyor değil mi sesimiz? Ne var ne yok orada? Evet, ben duyuyorum. Benim için de çok acıklı olan bu İsveç ve NATO meselesi. Yani dünya ortadan bölünürken İsveç NATO'nun neresinde kalacak gibi bir şeyimiz yok, derdimiz yok herhalde. Ama görülüyor ki İsveç bu işte uzun süredir bu terör örgütlerini beslemekte kararlı ve çabuk hareket edilecek gibi de gözükmüyor. Eğer hareket etmek isteseydi ederdi yani, dünyada böyle bir savaş varken. Evet, benim diğer ilgimi çeken bir orada Türkiye insansız ordu projesine girmiş. Yani bütün denizaltılar, bütün hava araçları, bütün tanklar, hatta piyadeler, yayalar, hepsi yani yeni zekayla diyelim. Robotların savaşı başlıyor yani. İnsanlar savaştan çekiliyor. Biraz robotlar giriyor. Evet, yani bence bu çağın en büyük değişimi bu olacak. Çünkü ne kadar ordu biriktirirsen biriktir, çok iyi, yani teknolojide çok ilerlemiş bir ülkenin yaratacağı sayısız robotu, robotların savaşı çok enteresan olacaktır diye düşünüyorum. Tabii hep benim aklımda gene bu Ali Babacan'ın vefasızlığı kalıyor. Cumhurbaşkanı gençlerle konuşurken 15 senelik bir vefasızlıktan söz etti. Hakikaten insanlık aleminde böyle acıklı olaylar da oluyor. Ve bu 15 senelik vefasızlık Türkiye'nin aleyhine gelişmiş bir vefasızlık. Sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanı Teknofest gençliğini bir araya getirmeye, onlara yeni bir dünya yaratmada başarılı olacaktır diyor düşünüyorum. Gençlerle yaptığı konuşmalarda son derece muhabbetli, son derece ufuk açıcı ve onların arasında varmış gibi duran bir cumhurbaşkanı. Artık tabii buna faşist demek ne kadar doğru olacak onu bilmiyorum. Ama zannediyorum önce İsveç'le başlıyoruz. Evet, aynen öyle, İsveç'ten başlıyoruz. Şimdi Paul'dan Kur'an yaktı. Şimdi İsveç'te önce Tayyip Erdoğan'ın maketini bir direğe astılar. Sonra Kur'an yaktılar. Yani bunları niye yaptıklarını şimdi konuşacağız ama önce o haberi izliyoruz. Masanın yedinci ayağının İsveç'teki halini herhalde bize anlatacak, evet. Nazif, değil mi? Masanın şimdi bir yedinci ayağı var sayın seyirciler. Diğer Barko'ya geçelim. Şimdi Barko şimdi geliyor. İsveç'te hakikaten geçtiğimiz günlerde çok büyük bir alçaklığa imza atıldı. Kur'an bir siyasi polis gözetiminde, polisin kontrolünde, yani iyi yaksın diye resmen polis güvenlik şeyi aldı, tedbirleri aldı. Müdahale edilmesin diye yakmasına Kur'an-ı Kerim'i tedbir aldı. Şimdi biz İsveç'e çok alışığız bu duruma. İsveç'te geçmişte neler yapıldı, yakın dönemde neler yapıldı, kısaca onları anlatacağız.
Bir defa demin de RTR'de de verildi. İsveç'te neredeyse her gün terör örgütleri eylem yapıyor. Terör örgütleri sokaklarda o PKK'nın paçavralarını burada görüldüğü gibi ellerini alıp sokaklarda rahatça dolaşabiliyorlar. İsveç'te PKK-PYD terör örgütünün sözde bürosu bulunuyor. Başkentte bulunuyor. Abdurrahman Şimşek bu büroya biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda girmişti. Oradan görüntüler elde etmişti. Geçtiğimiz günlerde yine Stockholm'de şehir merkezinde PKK'lı teröristler Sayın Cumhurbaşkanımıza benzettikleri bir maketi asmışlardı ve Cumhurbaşkanımızı idam ettiklerini, Cumhurbaşkanımıza benzettikleri bir kuklayı asarak Cumhurbaşkanımıza idam edeceklerini ima etmişlerdi. Devam edelim. Yine Kur'an-ı Kerim olayını anlattım. İsveç polisi güvenliğini sağlamıştı. O sözde siyasetçi burada, yanındaki polis de onun güvenliğini sağlamıştı. Köprülere, şehrin merkezlerine her türlü PKK paçavrası asılabiliyor. Yine PKK elebaşı Öcalan'ın fotoğrafları simge binalara yansıtılmıştı ışıkla. Evet. Bunların hepsi bu ülkede serbest, terörün propagandası her türlü bu ülkede yapılabiliyor maalesef. Tamam Nazifciğim, eline sağlık. Şimdi Kemal Bey, bir acayip bir durum var ortada. Bu İsveç denen ülke NATO'ya girmek istiyor. Fakat bir yandan da böyle şeyleri yapıyor. Şimdi böyle şeyleri yaparsa Türkiye'nin onaylamayacağı ortada. Yani nasıl değerlendiriyorsunuz şimdi bunu? Ben şöyle değerlendiriyorum bir kere. Biliyorsunuz Amerikan istihbaratı, yani CIA, daha doğrusu Amerika Avrupa üzerinde bir kontrol sahibi. Yani bunu sürdürmeye çalışıyor. Onun amacı da yani Avrupa Birleşik Devletleri'ni önlemek gibi bir nihai amacı var. Bu nedenle Avrupa'yı hiçbir zaman rahat bırakmıyor. Yani diyor ki Avrupa'ya sen gazını Rusya'dan alma, kışı soğuk geçir. Avrupa buna tabi oluyor. Yani askeri olarak da tabi, siyasi olarak da tabi. Bir de şunu yapıyor. Terör örgütleri işte Almanya'da var, Belçika'da var. Terör örgütleri istihbarat birimler olmasa nasıl hayata devam ettirebilir? Tamamen onların kontrolünde. İsveç'te de böyle. İşte Finlandiya'da da böyle ama İsveç'te tabii özellikle çok fazla. Şimdi bu olay tabii Türkiye'nin onayı gerekiyor. Türkiye'de tabii normal bir ülke değil artık, yani küresel düzeyde etki alanını yaymış bir ülke Türkiye şu anda. Çok güçlü bir ülke. Şimdi burada yani sizin dediğiniz NATO'dan çıkma gibi, benim dediğim de tam tersi, ben öyle demiyorum. Yani bana göre şimdi İsveç'in büyük çoğunluğu aslında bu eylemlerin NATO'ya girmeye çok kritik istemezler. Bakıyor. Yani hiç kimse, Avrupa da istemiyor. Avrupa Amerika'nın kontrolünden çıkmak istiyor. İsveç de Amerika'nın kontrolünden çıkmak istiyor. Yani bir ülkenin NATO'ya girmesinin kararını bence Pentagon, CIA beraber, NATO beraber veriyorlar. İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya girmesini sağlayarak Rusya ile bir mücadele sürdürüyorlar. Bu olayda Kur'an-ı Kerim'i yakma teşebbüsü de tabii istihbarat operasyonu bu. Bu öyle kendiliğinden yani bir şey değil. Bazı ülkelerde şöyle insanlar var. Bir hangi parti istihbarat kuruluyor. Yapıyor bunu? Bence CIA'nın olayı, organizasyonu. Ama CIA şimdi niye yapsın? Amerika NATO'ya girmesini istiyor bunu. Siz Rusya'da olduğunu da söylemek istiyorsunuz ama. Hayır, yani orada Rusya, mesela İsveç'in kendi yapabilir. Kendi zannetmiyorum. Kendi yapabilir. Kendi yapacağını ben Amerika ben zannetmiyorum. Amerika çünkü girsin istiyor. Bunlar bahane arıyorlar girmemek için, bizi kışkırtıyorlar yani diye düşünüyorum. Yani yine girecekse girecek, onun kararı verildi. Ama Türkiye'yi yok ya, bize hayır dersek giremeyecek. Biz ona göre ayarlayacağız olayı. Öyle bence. Mi? Bence yani girecek ama hizaya gelerek girecek. Onu önlemeye çalışıyorlar. Şimdi örneğin Jirinovski vardı. Jirinovski aslında bazen Türkiye'ye çok korkunç derecede tehdit ederdi. Bu tamamen Rusların kontrolündeydi. Bu şeyde bu parti başkanı galiba abi. Bu parti başkanı da o da aynı şekilde CIA'nın kontrolünde bir eyleme girişiyor. Olay Danimarkalı aslında. Yani benim okumam şöyle tabii. Uzaktan atıp tutuyorum. Ben bir önceki hükümet hakikaten bu CIA'nin kontrolündeydi ve NATO'ya müracaat eden o. Şimdi iktidar değişti orada. Bunlar sanki biraz daha burun kıvırıyor. Bahane arıyorlar gibi geliyor. Bahane arayacak bu durumu yok. Bu iktidar aşırı sağ. Bunlar aşırı sağ. Aşırı sağ değil mi bu? Evet. Hepsi şimdi, bağlı bence. Hiçbir şekilde yani hani Rusya'nın, hepsi bağlı da bunun birinin ipi daha sık dışarıya çıkamaz bence. Birinin ipi daha sık oluyor. Birinin daha bol oluyor. Biri falan. Daha fazla uzun süre bu işi sürdürür.
birisi daha kısa sürede teslim olur. Şimdi, bunlar biraz uzun sürdürebilirler ama nihayetinde öyle olacak. Ve bana göre şimdi bu tabii ne oldu, burada ne yaptı? Türkiye'ye yönelik iki Kur'an-ı Kerim yakarak İslam alemine yönelik. Türkiye'yi İslam aleminin lideri olarak. Bir de İslam aleminden de ses çıkartan ses yok. Ses çıkmıyor. Tepki gösteren neresi? Türkiye. Türkiye. Tepki gösterecek olan da Türkiye. Bizim kutsalımız gerçekten. Ama tabii bu, şimdi gelelim The Economist'e. Aynı şekilde, yine aynı şekilde The Economist var, The Times var, işte Washington Post var, The Welt var. Evet, bunlar da istihbarat birimlerini, mesajını ileten medya. Zaten Washington Post doğrudan CIA'nın yayın organı. CIA'nın yayın organıdır bunlar. Biz olayı bu bakımdan göre Türkiye doğru bildiğini yapmaya devam ediyor. Yani hiçbir ülkede bir Recep Tayyip Erdoğan yok. Sen ne diyorsun Abdurrahman? Şimdi bu kadar kritik bir süreçte, hassas bir süreçte, NATO süreci için söylüyorum. Mesela aynı anda Finlandiya'da niye olmuyor? Hep İsveç'te oluyor. Çünkü Finlandiya gerçekten sınırı var ve Finlandiya gerçekten girmek istiyor. Bunların sınırı yok. Bunların bir kilometre bile sınırı yok. Finlandiya'nın 1500 kilometreye yakın bir sınırı var. Ve gerçekten NATO'ya girmek istiyor. Bu konuda Türkiye ile ben Ankara'daki kaynaklarımla da konuşuyorum. Gerçekten Türkiye ile işbirliği içinde olmak istiyorlar. Ama İsveç'te şimdi adam Kur'an yakmayı gidiyor, mahkemeden özel izin alıyor. Ve diyor ki ben bu Kur'an-ı Kerim'i yakacağım diyor. Polis de bana diyor eşlik etsin, koruma versin. Mahkeme buna onaylıyor, polis de onaylıyor. Bu şimdi o ülkenin siyasi kanalları ve istihbarat örgütünün bilgisi dışında olamaz. Ben bu bir istihbarat haklı. İsveç'i birileri İsveç'in NATO'ya girmesini istemiyor. Bu o değil mi yani bu? Bu kendileri olabilir, Rusya olabilir. Bence kendileri bu. PKK özellikle NATO'ya girmesini herhalde istemiyor. Her gün eylemiyor. PKK zaten istemez. PKK zaten istemez İsveç'in NATO'ya girmesini. Şimdi Yasin Bey, bu siz bir hukukçu olarak bu kutsal değerlere şey yapmak, yani aşağılamak, bu evrensel hukukta nedir bunun? Mesela bu Amerika'da nasıldır, Avrupa'nın başka Kur'an-ı Kerim veya İncil veya Tevrat yakılabilir mi? Öncelikle bu menfur eylemi ben de şiddetle, nefretle kınıyorum. Ve bütün Müslümanların, dünyadaki bütün Müslümanların gönlünü, vicdanını incitmiştir. Bunu tespit etmek istiyorum. Sizin ifade ettiğiniz gibi çeşitli ülkelerden çok fazla ses gelmemesinin sebebi o ülkelerin yöneticilerinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla oradaki her bir Müslümanın da vicdanının ben kanadığı kanaatindeyim. Kendi çaplarında tepki gösterdikleri de kanaatindeyim. Şimdi sorunuzun cevabı şu. Bu ulusal üstü hukuk diye tabir ettiğimiz uluslararası ulusal üstü hukukta da suç, nefret suçu olarak tarif ediliyor bunlar. Evet, nefret suçu olarak tarif ediliyor. Mahkemeden karar alıp nasıl uyduruyorlar? Hani? Şöyle onu müsaadenizle şey yapacağım, izah edeceğim. Şimdi bir defa nefret suçu işte her ülkenin ceza kanununda nefret suçu olarak tanımlanmasa da genel başlık işte hakaret vesaire başka isimler altında bunlar suç olarak düzenleniyor. İsveç Ceza Kanunu'nun 5. bölümünün 3. maddesinde de bu suç olarak düzenleniyor. Yani öncelikle bu eylemin yapıldığı ülkede bu eylem suç. Ondan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne baktığımızda da gene bu tür fiillerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği suç olduğu ifade ediliyor. Çünkü mesela Tayyip Erdoğan'ın maketini asmak aslında bir kişiye değil bir siyasi görüşe, bir kitleye, bir şeye bir nefret şeysi olarak. İsterseniz şöyle şey yapayım. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesinin 1. cümlesi herkes düşünce ve vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir diyor. 2. bendi din veya inancını açıklama özgürlüğü sadece yasayla öngörülen ve demokratik bir toplumda kamu güvenliğinin, bakın dikkat edin, kamu düzeninin genel sağlık veya ahlakın
ya da başkalarının hak ve özgürlüklerin korunması için sınırlandırılabilir. Şimdi peki burada, bir dakika, savcı bir dakika, bilmiyor muydu? Şimdi şey yapalım, yani laflar yarıda kesilmesin, daha Kurtuluş'a da söz vermedik ama reklam aramız geldi sayın seyirciler. Kısa da bir reklam arası. Sakın bir yere ayrılmayın. Çayınızı tazeleyin. Birazdan buradayız.